Bu dersimizde de abstrakt sınıflardan bahsedeceğiz. Aslında daha önceden öğrendiğimiz yapılardan çok da farklı bir konu değil. Yalnızca buradaki abstrakt kavramını birazcık anlamamız lazım. Şimdi daha önceden biz dedik ki sınıflarımızı oluşturup kendi veri türlerimizi oluşturabiliyoruz. Mesela benim bir dikdörtgen sınıfım olsun. Buna en diyelim, buna boy diyelim. Yalnız bunu tam bir kare gibi yaptım. Helal olsun bana. Sonrasında bir de kare diye bir sınıfım olsun. Bunu da bu şekilde yapalım. Ve biz neyi biliyoruz? Aslında kare biraz özelleşmiş bir dikdörtgen değil mi? Hani en ve boyu birbirine eşit olan şekli diyelim artık biz kare diyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi her ikisinin de en ve boyu var. İşte çevre bul veya işte alan hesapla gibi metotları da olabilir. Ben diyorum ki burada o zaman bir kalıtım yapayım ve bu ikisini bir ana sınıftan kalıtalım. Peki bu sınıfımızın adı ne olsun? Bu sınıfımızın adı da şekil olsun. Geometrik şekil de diyebiliriz. Hiç farkı yok. Haliyle her ikisinde de ortak olan özellikleri ben bu sınıfa oluşturursam bu sınıfta dikdörtgen ve kare sınıflarımda bunları kalıtım ile alacağı için burada yazacağım kod miktarı azalacaktır ve her ikisini de bir yapı altında toplamış olacağım. Çünkü dikdörtgen bir şekildir, kare bir şekildir, kalıtıma da uyuyor. Ama burada şöyle bir durum var. Ben hiçbir zaman şekil sınıfından bir nesne üretmek istemeyeceğim. Hani şekil ama ne? Veya ben bunun alanını hesaplayacağım ama neye göre hesaplayacağım değil mi? Yani bunun içinde alan hesaplıyı oluşturacağım ama bunun içine ne yazacağım ki? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu belki de bir çember de olabilirdi. Hani dikdörtgen ve kare değil, çember de olabilirdi. O yüzden işte böyle durumlarda metodunuzun içini yazamıyorsanız ama şöyle de bir durum varsa hani alttaki sınıflarda bu metodu mutlaka gerçekleştirsin çünkü bunlar olmazsa olmazım dediğiniz durumlarda biz buradaki abstrakt sınıf kavramını kullanıyoruz. Gelin isterseniz şunu bir yazmaya çalışalım. İlk olarak abstrakt yapı kullanmadan yapmaya çalışalım. Şekilliyorum. Bu benim ana sınıfım olacak. Bunu oluşturdum ve burada iki tane alanım var. Integer n ve de integer void diye. Ve bunun iki tane metodu olsun. Void alan hesapla. Buraya da print diyerek alan diyelim. Alan 2 nokta ne olacak? Dolar süslü parantezler içinde n çarpı boy. Kare de olsa bu. Sonuçta kare, n ve boyu da birbirine eşit olduğu için aynı sonucu verecektir. Bir de çevre hesaplı olsun. Bu da geriye print diyelim. Çevre diyelim. Nedir aslında? 2 çarpı a çarpı b'dir değil mi? Karede de dikdörtgende de aynıdır. O yüzden şöyle yapalım. Süslü parantezlerimi açıyorum. 2 çarpı a artı b. B. Dedim ve süslü parantezimi kapattım. Şimdi burada 2 çarpı dedik. A artı b'yi, tabii a artı b nedir? N artı boy olmalı. Bu şekilde yazabilirim. Ve sonrasında dediğimiz gibi class diyoruz dikdörtgen. Bu sınıf extent olmalı neydi? Şekil sınıfında. Bunu bu şekilde yazıp bırakabilirim. Çünkü ben bunu buradan extent ettiğimde bütün bu alanlara sahip olacak. Aynı şekilde class kare diyelim. Bu da yine şekil sınıfından türesin. Dediğim gibi ben buraya gidip var şekil eşittir şekil hiçbir zaman demeyeceğim. Bunu demek ihtiyacı hissetmem. Ne yaparım en fazla? Var derim k1 kareyi temsil etmesi adına kare deyip kareden bir nesne üretebilirim. Sonra da k1 nokta n deyip k1 nokta boy deyip kare olduğu için ikisini de aynı verelim. Sonrasında da ne bileyim k1 nokta alan hesapla diyebilirim. F5'e bastım. 16'yı verdim. İşte bu gibi durumlarda biz bu sınıftan herhangi bir nesne üretmek istemiyorsak
Ne yapabiliriz? Bunu abstract class yapabiliriz. Soyut. Yani bundan bir nesne üretilmeyecek. Abstract. Bunu yapar yapmaz gördüğünüz gibi zaten burası bana bağırmaya başladı. Üzerine gelince hata ne diyor? Abstract sınıflar bir new expression ile üretilemez. Dedik ki aslında buraya biz new yazabiliriz. Dart'taki yeni güncelleme ile bu zorunlu olmasa da aslında burada gizli bir new var. Java'cı arkadaşlar biliyordur. Bunu yani ve bunu yaptığımız aslında yeni bir nesne üretmiş oluyorduk. Diyor ki bunu yapamazsın diyor. Çünkü bu bir abstract sınıf. Bundan nesne üretmenin de hiçbir mantığı yok. Ve nesne üretmeyeceğim sınıflardan böyle metotlar kullanmamın da amacı yok. Yani ben alandan bir nesne üretip işte A nokta deyip o metodu çağırmayacağım. Çünkü nesne üretemiyorum. Haliyle buradaki bu metotları da ne yapabiliriz? Abstract tanımlayabiliriz. Ama burada abstract tanımlamanın da bir şeyi var. Sonuçta bu bunu gerçekleştirmeyeceği için mesela alan hesapla. Alanı nasıl hesaplayacağını bilmediği için bu metotların gövdelerinin olmaması lazım. Dart dilinde abstract metot tanımlamak sadece şu anlama geliyor. Bu metotların içeriği olmamalı. Tabii ki de böyle metotlar, hani bu sınıf içinde çalışacak metotlar tanımlayabilirsiniz. Ne bileyim bir tane abstract metodunuz olur. O metot, gerçi öyle bir şey de olmaz. Hani burada bir metot tanımınız olabilir. Ama eğer siz bunları gidip bu şekilde yazarsanız bu ne demektir? Gövdesi olmayan metot. Ve bakın bunlar bağırmaya başladı. Üzerine gelelim ne diyor? Missing concrete implementation of check-in alan hesapla ve çevre hesapla. Diyor ki yani bu metotların burada tanımlanmış. O yüzden alt sınıflar bunlara sahip olmalı. Ama bunların gövdesi yok. O yüzden senin metotların bunları yapmak zorunda diyor. O yüzden buraya gelip ne diyeceğiz? Alan hesapla. Birebir aynı isimde olması gerekiyor. Şöyle alalım şunu. Bu şekilde bunları burada oluşturmamız lazım. Niye gelmedi? Niye bağırıyor hala? Ha, bu sefer de çevre hesapta yok diyor. Bunu da alalım. Çevre hesapla. Evet. Bakın bunları yaptığımda artık dikdörtgendeki hatalar giderildi. Aynı şekilde bu metotların ne olması lazım? Kare sınıfında da olması lazım. Çünkü kare sınıfı abstract bir sınıftan türetiliyor. Ve bunun içinde abstract metotlar var. Haliyle bu sınıftan türetilmiş her sınıfın bu metotların içeriğini yazması gerekiyor. Kendine göre düzenlemesi gerekiyor. Ve bunların içi boş da olabilir. Bunları doldurabilirsiniz ama bunları mutlaka yazmanız gerekiyor. Abstract metot dediğimiz nedir? Gövdesi olmayan, sadece tanımı olan metotlardır arkadaşlar. Onun dışında burada yine ne olacaktır? N ve boy değerleri burada da şöyle yapsak return n çarpı boy. Return olduğu için ve bunlar integer olduğu için geri dönüş tipimi integer tanımlıyorum. Bu da yine integer olsun. Bu da nedir? Return işte 2 çarpı a artı b'dir. Yani n artı boydur. Tamam. Şimdi mesela ben kareyi yazdım mı? Kareyi yazmamışım. Şunu alıyorum aynen. Kare için de aslında bunlar geçerli. Yaptım. Bir daha bir çalıştıralım. Herhangi bir şey yazmadı. Çünkü biz burada alan hesapla artık geriye bir print döndürmüyor. Sadece bir sonuç döndürüyor. Mesela bunun alanını bulurken 16 yaptı. Bu 16'yı döndürdü ama ekrana bastırmadı. Çünkü buradaki print ifadelerini sildik. O yüzden print deyip bu metodu burada çağırmamız lazım. Gördüğünüz gibi yine 16 dedi. Benzer şeyi dikdörtgen için yapalım. D1 dedim. Dikdörtgen. Ondan sonra d1.n işte 8, d1.boy o da 12, print deyip bunun bu sefer de çevresini hesaplatalım bakalım ne oluyor. d1.çevre hesapla. Ne olması lazım? 20'den 40. Gördüğünüz gibi 40 değerini gördük. Abstract metot hani diğer bildiğiniz kavramların üstüne bunu bekleyin.
Ben bir sınıfı abstrak tanımlarsam en azından içinde bir tane ve şöyle de bir durum var. Hani burada bir sürü metodunuz olabilir ama içlerinden herhangi biri bu şekilde abstraksa o sınıfın mutlaka abstrak olması gerekiyor. Mesela ben bunu buradan sildiğim anda hata verecektir. Senin burada abstrak metotların var. O yüzden senin sınıfının da abstrak olması gerekiyor diyor arkadaşlar. Onun dışında normal metotlara da sahip olabilir dedik. Niye? Hani mesela void mesaj. Bu mesela böyle bir metot da olabilir mi? Olabilir. Print mesaj. Peki ben bundan nesne üretemiyorum. Ben bunu nerede kullanacağım derseniz ne dedik? Alt sınıflar aslında bu alana erişip kullanabilir dedik. Yani ben buraya gidip mesaj dediğimde bakın bunu override edebiliyorum. Peki süper deyip buna erişebilir miyim? Hani benim üst sınıfımda yani şekil sınıfındaki mesaja eriş diyebilir miyim? Gayet de diyebiliyorum. Ve buraya gelip işte d1 nokta mesaj deyip bunu çalıştırabiliriz. Daha önceki yapılarımızdan hiçbir farkı yok. Bu sınıftan bir nesne üretildiğinde veya pardon şöyle diyelim. Bu sınıftaki mesaj isimli mesaj göster diyelim şuraya. Mesaj göster. Aynı şekilde bunları da güncellememiz lazım. Bu da aynı. Bu sınıftaki mesaj göster metodu tetiklendiğinde üst sınıfıma git, oradaki metodu çağır diyebiliyoruz. Bu da ne olacak? Mesaj göster. Evet. Bu şekilde abstract sınıfları ve metotları da kullanabilirsiniz. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.